Bu soruda sadece dikkat etmeniz gereken şey indisler toplamı. Bakın 3 artı 7 10, 2 artı 8 10. İndisler toplamı birbirine eşit olduğu için bunlar birbirine eşittir. Haliyle oran direkt 1'dir arkadaşlar. D şıkkı. Bunun için ama şunu kesinlikle uyarayım. Ee, orada da yanlış anlam olmasın. İki tane terim varsa aşağıda da iki tane terim var. Diyelim şöyle bir şey yok sakın. A1 çarpı A3 çarpı diyelim A6 olsun. Böyle bir şey yok tamam mı? Burada 3 terim varsa sol tarafta da 3 terim olacak. Ya da payda 2 terim varsa payda da 2 terim olacak. İndisler toplamı da eşitse evet onların çarpımları birbirine eşit geliyor. İkinci dereceden bir denklemin veya daha doğrusu fonksiyon alabileceği en küçük değer için arkadaşlar tepe noktasının apsisini buluyoruz. Ancak burada şuna dikkat edeceksiniz. Tepe noktasının apsisi e, n diyelim ona şimdi. N'ye ne vereceğimize göre işte. 13 bölü 4. Ama biz dizilerde tam sayı verebiliyoruz. Böyle kesirli sayı veremeyiz. O yüzden şunu düşüneceğiz. Bakın şimdi bu bir parabol. Grafiğini çizeyim. Tepe noktası böyle 13 bölü 4. Ordinatta böyle bir k noktası. X eksenini pozitif tarafta böyle kesiyor. Gördüğünüz gibi nereden aldım pozitif tarafta kesini? Kökler toplamı da pozitif. Kökler çarpımı da pozitif. O zaman bunların böyle iki tane kökü var birbirinden farklı. Haliyle arkadaşlar 13 bölü 4 veremiyorum. Burada normalde dip yapıyor. Ne yapacağım? 13 bölü 4'e en yakın yer olsun bari diyeceğim. Bu 3 küsür bir sayı. O zaman 3 vereceğim. 3 verince en azından en küçük tam sayıya ulaşmış olacağız bu dizi için. 3'ün karesi 9, 18, eksi 39 artı 1. Böylece 19 eksi 39'dan Eksi 20 olacak A şıkkı. Tabi bu soruda şöyle bir şans faktörü var arkadaşlar. Şıklar var zaten değerlendirmemiz lazım. Tek başına bazen anlaşılmayabiliyor. 2, 5 verilmiş. Burası 10 verilmiş arkadaşlar. Burası 17 verilmiş. O zaman insan şunu anlıyor işte bak. 1'in karesinin 1 fazlası. 2'nin karesinin 1 fazlası. 3'ün karesinin 1 fazlası. 4'ün karesinin 1 fazlası. Haliyle demek ki en kare artı 1'miş. D şıkkı. A2'de 2 çift sayı olduğu için üsttekini kullanacağız. 4 artı A diyeceğiz. A3 arkadaşlar tek sayı olduğu için alttakini kullanacağız. O da 9 artı B olacak. Artı eşittir diyeceğiz sonra A6. A6 için de burası. Böylece 36 artı A olacak. A'lar gitti. B'de bakın 36 eksi 13'ten 23 oldu. Mevzu sadece bu an artı 1 eşittir an artı 3 demiş arkadaşlar. Haliyle şöyle bir şey diyebiliriz bakın. a4 eşittir a3 artı 3. a5 eşittir a4 artı 3. Yine a6 eşittir a5 artı 3 nokta 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 nokta. En son arkadaşlar a13 eşittir a12 artı 3. Taraf tarafa toplarsak bakın bunlar böyle gidiyor. a4'ler A5'ler, A6'lar, A12'ler. En son A13 eşittir. A3 artı kaç kere terim verdik? 4'ten 13'e kadar 10 tane sayı verdik. 3 çarpı 10'dan o yüzden 30. Soru da A2 istiyor mu? Biz önce bir A3'ü bulalım bakalım. E, A3 içinde A13 gördüğüm yere ne yazacağım arkadaşlar? E, 56 eksi A3 yazacağım. Böylece. 56'dan 30 çıkarsa 26 eşittir. 2 tane A3. A3 de buradan böylece 13 olmuş oldu. A3 13 olduğu için arkadaşlar A2 lazım bize. A4'ü boş verelim şimdi. A3 eşittir. A2 artı 3. Zaten bunu 13 bulduk. A2 de 10 oldu. C şıkkı. Önce size bir ifade kullanayım. Aritmetik bir dizide arkadaşlar. İndisler toplamı eşitse hemen bu soruya da atıf yapmak için böyle yazıyorum. A1 artı A20 arkadaşlar A2 artı A19'a eşittir. Ya da A3 artı A7 A2 artı A8'e eşittir. İndisler toplamı aynıysa bunlar da aynıdır. Sadece bazen şu hata yapılıyor. Burada eleman sayısı aynı. Şöyle bir şey olmaz yani. A2 artı A3 A5'e eşit midir? Sakın. Solda kaç eleman varsa sağda da o eleman olacak. Bu birinci bilgi. İkinci bilgi soruda arkadaşlar SM, M nol sepette bulunan ceviz sayısını gösteriyor. Yani normal biz buraya AM diye yazıyoruz ya bu SM diye böyle kendince bir sembol yapmış. O yüzden lütfen kafanız karışıyorsa siz yine bunu böyle A1 falan diye düşünün. Ve bu aritmetik bir dizidir. Nereden anlıyoruz? Ardışık iki terim arasındaki fark hep bakın aynı. Haliyle aritmetik dizi olduğundan dolayı işte bu söylediğim kural geçerli. Buradaki s 2 ben böyle yazacağım standart formatta. S2 artı S19 hatta A diyeyim. Böyle daha iyi anlayayım. A2 artı A19. A1 artı a 20 eşittir. Peki bu bilgi benim işime ne yarayacak? Nasıl yarayacak? İlk 20 terimin toplamı A1 artı A20 bölü 2 çarpı terim sayısı değil mi? E biz zaten bunun şimdi soruda verdiğinden dolayı 24 olduğunu biliyoruz. Böylece cevap 240 oldu. D şıkkı. İlk 10 terimin toplamı arkadaşlar A10 artı A1 bölü 2 çarpı terim sayısı olacaktır. Bu 140'mış. Böylece bunlar sadeleşirse e, önce hatta bunları sadeleştireyim. 14 diyelim. A10 artı A1'in o 28 olduğunu görürüz. A10 eksi A1'de 24 verilmiş. Böylece taraf tarafı topladığımız zaman 28-24 daha 52. A12'ye bölersek 26. Demek ki A1 de arkadaşlar 2 imiş A10 artı A1 gerçi bu şeye eşit değil normal bakalım o zaman e, aradaki fark o zaman 10 eksi 1 çarpı D artı 2 eşittir A10'dan 26 böylece arkadaşlar 9D eşittir 24 D buradan 24 bölü 9'dan 3'e bölersek 8 bölü 3 geldi. A9 artı A11 istenmiş. Onun için de arkadaşlar ne söyleyeceğiz? A9'a bakalım artık. A9 için yapabileceğim şey mecburen yerine yazmak. Ekstra bir şey söylemeyeceğim. 2 artı 8 çarpı 8 bölü 3. Çünkü A1 aradaki fark 8 ve ortak farkı da 8 bölü 3 bulduk. Artı A11'e gelirsek 2 artı aradaki fark arkadaşlar 10 çarpı 8 bölü 3. 64, 80 daha 144. Toplarsak o zaman 144 bölü 3'ten 48 yaptı burası. Bir de 2, 2 daha 4 geldi. 52. Cevap değişik oldu. Arkadaşlar şimdi şöyle. A2 dersek A2 bölü A1 1. A3 bölü A2 2. A4 bölü A3 3 nokta nokta nokta. A15 bölü A14 eşittir. 14 taraf tarafa çarptığım zaman bakın şöyle bir durum oluyor. A2 ile buradaki A2 gidiyor. A3 ile buradaki A3 gidiyor. En son A4 gidiyor. A14 gidiyor. A15 bölü A1 eşittir. 14 faktöriyeli oldu. Biz A1'i istiyoruz buradan. Şey A15 istiyoruz pardon. A15 eşittir. A1'i 240 vermiş. Yani 16 çarpı 15 bu tarafı atarsak 16 çarpı 15 çarpı 14 faktöriyel nedir? 16 faktöriyeldir. D şıkkı. 3 seferde bir başa dönüyor renkler. O zaman arkadaşlar ilk sarı ikinci ise ikinci sarı 3 fazlası dir. Ve üçüncü sarı arkadaşlar 5 artı 3'ten dir. Yani şöyle bir görüntüde şurada sarı renkli bir dikdörtgen yer alır. Ve bakın şimdi birinci de kenar 1'de bitiyor. İkinci de kenar 2'de bitiyor. Üçüncü kenar 3'de bitiyor. O zaman bu da 8'de biter. Bu ne demek? Y eşittir A üzeri eksi X'in üzerinde olduğu için ordinatı bunun A üzeri eksi 8'dir. Böylece bu dikdörtgenin alanı ordinatı A üzeri eksi 8'den dolayı bir kenarı eksi 8. A üzeri eksi 8 bir kenarı da hep aradaki fark 1 olduğu için 1'dir. Dolayısıyla 1 çarpı A üzeri eksi 8 1 bölü 256 ise bu 2 üzeri eksi 8'dir. A demek ki 2'ymiş. Önce A'nın 2 olduğunu anladık. Şimdi arkadaşlar soldan sağa doğru 10 tane e, dikdörtgenin alanı. İlkinin alanı 2 üzeri eksi 1. Artık yeşilin. İkincinin 2 üzeri eksi 2 nokta nokta nokta. Sonuncunun 2 üzeri eksi 10. Geometrik bir dizinin ilk n teriminin toplamı neydi? İlk terim 2 üzeri eksi 1. Çarpı 1 eksi r üzeri 10. Ortak çarpan zaten 1 bölü 2 üzeri 10 bölü 1 eksi 1 bölü 2. 1 eksi 1 bölü 2, 1 bölü 2. O zaman bunlar birbirini götürür. Haliyle 1 eksi 2 üzeri eksi 10 oldu cevap C şıkkı. Burada önce şunu fark etmeniz gerekiyor. Bir kere m doğal sayı olduğu için arkadaşlar 2m pi kesinlikle esas ölçüsü 0 olan bir açıdır. m'ye istediğiniz doğal sayı verin. 0 olsa zaten 0 oluyor. 1 olsa 2 olsa zaten 2 pi'nin katları şeklinde oluyor. 2 pi'nin katları esas ölçüde 0'a karşılık gelir. Sin pi bölü iki de 1 olduğu için burası aslında 1. Haliyle biz nasıl 74'ü elde ederiz? Bak şimdi mantıklı olalım. 74 hemen 72 aklıma geliyor. 18 tane terimde 4 çarpı 18'den 72 elde ederiz. Kalan 2 tane terimde de arkadaşlar 2 elde ederiz. 1 artı 1'den. Böylece 74 yaparım. Bakın bu 18 terim için. Bu da iki terim için geçerli olan olay. O zaman buradan anlarım ki arkadaşlar olursa, m 19'muş. Çünkü m 19 olursa n küçüktür m'lerde hep 4'ü kullanırız. Ta ki 18'e kadar hep 4 çıkaracak bu yüzden 18 elemanda 4 gelir. Ama 19 ve 20 m'den büyük olacağı için n eşittir 19 ve n eşittir 20'de haliyle bu 1'i kullanmak zorunda oluruz. O yüzden 2 de buradan gelir. Cevabımız böylece D şıkkı 19 oldu. Şimdi arkadaşlar bunların kaçıncı terim olduğu önemli değil. Diyelim birinin 5. terimi öbürünün 9. terimine eşit olabilir. Önemli olan bunlar ortak eleman olacak. Yani birin bir tanesi diyelim 42 çıkıyorsa öbürü de 42 çıkacak. Anlatabiliyor muyum? Ama kaçıncı terim oldukları önemli değil. Bu yüzden 3A artı 12 eşittir 5B artı 2 diyeyim. Peki bunları nasıl birbirine eşit görebiliriz? Bu arkadaşlar 3'e bölünen bir sayı. Bu da 3'e bölünen bir sayı. O zaman 3'e bölünen bir sayı çıkıyor burası. Buranın da 3'e bölünen bir sayı çıkması lazım. Şimdi burada OKEK'te OK bahsettiğimiz bir mantıktan bahsedeceğim size. Bu şu demektir arkadaşlar. 5B artı 2 5'e bölümünden kalan 2 olan sayı demektir. Bu arada matematikte 2'nin 5 ile bölümünden kalan 2 ya 12'nin de 5 ile bölümünden kalan 2'dir. O yüzden ben burada 2 gördüğüm yere 12 yazma hakkına sahibim. Bazen okek okay, gıcık sorularında böyle şu kalanları birbirine eşitlemekten kaynaklı böyle yaparız arkadaşlar. Eskiden modüler aritmetik anlatıyorduk. Bunlardan çok derinlemesine bahsediyorduk ama şimdi biraz işin içine onlar girmediği için kafanız karıştıracak şeyler olabiliyor. Dediğim gibi kısacası şöyle düşünün buradaki bu iki sayıyı eşitleyecek şekilde sayılar eklemek lazım. 12'ye bir şey eklememe gerek yok. Zaten dediğim gibi 2'nin 5 ile bölümünden kalan 2 olduğu için 10 ekledim direkt geldi. Artık burada şu demektir. Burada bulacağımız sayı büyük A olsun. Hem 3'e hem 5'e bölümünden kalan 12 demek. Hem 3'e hem 5'e bölünen sayı 15'e bölünür. 15T diyeyim. Bir de artı 12 dedim. Böylece A eşittir 15T artı 12 şeklinde bir sayı geldi. O zaman T'ye 1 verirsek ilk sayı 27'dir. Sonra arkadaşlar T'ye 2 verirsek ikinci sayı da 30 artı 12'den 42'dir. Bunların toplamları da bakın 69 yaptı B şıkkı. Aritmetik bir dizi oluyor demek ki arkadaşlar. Çünkü ne demiş bakın her saniyede D1 martan çemberler oluşturmaktadır. İlkinin yarı çapı A1 olsun. Sonra arkadaşlar birinci ve üçüncü çemberin yarıçapı dediği için A1 artı A1 artı 2D diyeceğiz. Çünkü A3 eşittir A1 artı 2D'dir. Haliyle bunların toplamı 16 oldu. Diğerinde de yine A1 artı D. Hepsini tek bir bilinmeyen cinsinden yazmaya çalışırsanız daha doğrusu aynı e, terim cinsinden böylece iki bilinmeyen denklemden halledersiniz. A6 yerine de bakın A1 artı 5D yazıyorum. Bu da 24'e eşit. Taraf tarafa çıkarırsam A1'ler gider. Buradan 4D eşittir 8 oldu. Ortak farkı 2 buldum. Ortak farkı 2 bulduğum için buraya yerine yazarsam 4 olur. Burası da o zaman 6 oldu. Demek ki A10 eşittir A1 artı 9D'den dolayı A10 eşittir. Ee, ne bulduk A1'i? 6. D'yi zaten 2 bulduk. 18, 24 santim oldu. 2 pi R'den arkadaşlar 48 pi geldi çemberin çevresi C şıkkı.